Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 25 Haber Merkezimizin hazırladığı haber bülteniyle karşınızdayız. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık sözleşmesini mahkeme kararıyla iptal etmesinin ardından Erzurum Özel Şifa Hastanesi sağlık ruhsatını askıya alarak kapısına kilit vurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık sözleşmesini mahkeme kararıyla iptal etmesinin ardından Erzurum Özel Şifa Hastanesi sağlık ruhsatını askıya alarak kapısına kilit vurdu. Hastane yönetimi aralarında hekimlerin de bulunduğu 400 çalışanı ücretsiz izne ayırdı. Eksi 35 derece soğukta işsiz kalan sağlık çalışanları gözyaşlarını tutamadı. Aralarında Erzurum Özel Şifa Hastanesi'nin bulunduğu 10 ildeki 21 özel hastane, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla SGK kapsamından çıkarıldı. SGK'nın sözleşmesini feshetmesi nedeniyle hastane yönetimi çalışma ruhsatını askıya aldı. İş yerleri kapatılan sağlık çalışanlarının ellerinde taşıdıkları kabahatimiz vergi kaçırmamak, üniversite olmak için yeniden geleceğiz. Ben demedim insanı yaşat ki devlet yaşasın. Eksi 34 derecede işsiz kaldık vicdanınız rahat mı? Dövizleriyle SGK'yı protesto etti. Çalışanlar zorunlu kapatma karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Engelli kadrosundaki bir işçi ise baygınlık geçirdi. Hastanenin kapatıldığından habersiz binaya gelen hastalar geri gönderildi. Hastane başhekimi Sebahattin Dalga, çalışma ruhsatlarını askıya almanın üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Başhekim, işsizliğin yoğun olarak yaşandığı Erzurum'da işsizler ordusuna 400 kişinin daha katıldığına dikkat çekti. Çok anlaşılmaz bir tutumla Şifa Hastanesi'nin, Erzurum Şifa Hastanesi'nin Sosyal Sigortalar Kurumu'yla, SGK'yla olan sözleşmesi tek taraflı iptal edilmiş. Tabii bölgenin ekonomik durumunu dikkate aldığımızda bir hastanenin SGK anlaşması olmadan, özel hastanenin SGK sözleşmesi olmadan devam etmesi mümkün değil. Ve daha ciddi problemlere sebep olmama adına ruhsatımızı belli bir süre askıya almaya karar verdik. Ve bugün çalışanlarımız da son birlikteliğimizi yaşadıktan sonra mesai bitimi itibariyle hastanenin kapısına kilit vuracağız. Bu çok acı ve kabul edilebilir bir şey değil. 400 tane insan şu anda işsiz durumda. Erzurum'un işsizlik kervanına 400 tane daha insan katılmış oldu. Herkes ekmeği için burada çalışıyordu. Herkes kendi çocuğunun rızkını götürüyordu. Bizi bu eksi 41 derecede böyle bırakmaların sebebi neydi? Neden? Benim için konuşmak şu anda o kadar zor ki ya hangi cümlenin hislerimi anlatacağını bilemiyorum. Burada arkadaşlarımla göz göze gelmemeye çalışıyorum. Ailem, vatanım, yuvam gibi bütün herkes sahip, bütün arkadaşlarım canım benim. Burada çalışmanın yıllarca gururunu, onurunu yaşadım. Bu fırsatı bana veren başta Sayın Başhekimimiz Sebahattin Dalga olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şerefimizle, haysiyetimizle, onurumuzla dimdik bu zamana kadar ayakta durduk. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bu kurum. Gerçekten konuşamıyorum. Bu kurum böyle bitmeyecek. İnanmıyoruz. Yine aynı kadroyla bir araya geleceğimizi temenni ediyorum. İnşallah daha güzel şartlarda yeniden bir araya geleceğiz. Sibirya soğukları gitti.
Doğu 20 derece ısındı. Sibirya soğuklarının bölgeyi terk etmesi sonucu Doğu Anadolu'da hava geceleri 15-20 derece arasında ısındı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava 25-26 Ocak gecesi bölgede kendini gösterdi ve gecenin en düşük sıcaklığı Ardahan'ın Göl ilçesinde sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü. 26-27 Ocak gecesi Ardahan'ın Göl ilçesinde ısı sıfırın altında 39.7 dereceye kadar düşerek Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Yine aynı gece sıfırın altında olmak üzere Erzurum Havalimanı'nda 35, Ağrı'da 34.6, Ardahan'da 30.5, Kars'ta 28.6, Erzurum Yakutiye'de 27.5, Muş'ta 20.8, Erzincan'da 17.4, Iğdır'da 11.4 dereceye kadar indi. 27-28 Ocak gecesi Ardahan'ın Göle'de ısı sıfırın altında 39.5, Ağrı'da 35.8, 28-29 Ocak geceleri ise ısı sıfırın altında Muş'un Bulanık'ta 27, Göle'de 18 dereceyi buldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Muş'un Bulanık'ta 17, Korkut, Malazgirt, Ağrı'nın Patnos'ta 16, Muş Merkez, Erzurum'un Pasinler, Köprüköy'de 15, Ağrı Merkez'de 14, Erzincan, Erzurum Yakutiye, Kars Göle'de 8, Ardahan ve Iğdır'da 5 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji uzmanları Sibirya soğuklarının bölgeyi terk ettiğini, ortalama 15-20 derece havanın ısındığı bildirildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2016 yılını kalkınma yılı olarak ilan etti. Et borsası kurmak için düğmeye basıldı. Şehirde tarımdan hayvancılığa, turizmden kentsel dönüşüme yeni projeler başlatıldı. 2011'de 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarına ev sahipliği yapan Erzurum, 2017'de Avrupa Gençlik ve Kış Olimpiyatlarını düzenleyecek. Belediye ayrıca et borsası ve entegre tesis yatırımıyla da hayvancılığın kalesi unvanını tekrar kazanacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurulacak et borsası ile vadeli işlemler yapılacağını ve bu sayede satıcı ve alıcıların 5-6 ay sonraki fiyatları görebileceklerini söyledi. Sekmen, 64 bin metrekare alana kurulacak et entegre tesisinin yapımına başlandığını da belirtti. Sekmen, tesiste günlük 200 büyükbaş ve 2000 küçükbaş hayvanın aynı anda kesimi yapılacak, işlenebilecek dedi. Atatürk Üniversitesi, gelecek dönemden itibaren geçerli olacak bütünleme sınavlarının kaldırılması kararı fakülte yönetimlerine bildirdi. Üniversite yönetiminin aldığı bu karar üniversite öğrencileri tarafından tepkiyle karşılandı. Yükseköğretim Kurulu tarafından daha önce bazı derslerinde başarısız olan öğrenciler için her üniversite bütünleme sınavı yapacak kararını değiştirdi ve inisiyatifi üniversitelere bıraktı. YÖK'ün takdiri üniversitelere bırakması ile birlikte Atatürk Üniversitesi gelecek dönem için bütünleme sınavlarını kaldırdı. Dönem sonunda yapılan final sınavının yerine geçen ve finalde kötü aldığı için bütünleme sınavları öğrencilerin kaldığı derslerden geçme şansı tanıyordu. Üniversite yönetiminin aldığı bu kararı mezun olmayı bekleyen öğrencileri de mağdur ettiğini söyleyen bazı üniversite öğrencileri, mezun olmayı bekleyen son sınıf öğrencileri bazı derslerde başarısız olabilir. Bunun telafisi için yapılan bütünleme sınavlarının kaldırılması, o öğrencinin başarısız olduğu dersin telafisini vermesi için bir dönem daha beklemek zorunda mı kalacak? Yani ne mezun olabilecek ne de diplomasını alabilecek dediler. Atatürk Üniversitesi'nin aldığı bu karara bir tepki de gazetecilik bölümü öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, alınmış olunan bu kararın öğrencileri düşünen bir karar değil. Biz bu kararı öğrenci olarak desteklemiyoruz diyerek gelecek dönem için bütünleme sınavlarının kaldırılmasına tepki gösterdiler. AK Parti Erzurum İl Başkanı, Fatih Yeşilyurt ve İl Yürütme Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na yaptığı hakaretten suç duyurusunda bulundu. Erzurum Adliyesi'ne gelen Yeşilyurt ve AK Parti Erzurum İl Yürütme Kurulu üyeleri, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin 35. kurultay konuşmasında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği hakaret dolu sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 35. parti kurultaylarında ve kendi partilerinin grup toplantılarında halk tarafından seçilen %52 oyla iş başına gelen partimizin kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlerini hakaret olarak kabul ettiğimiz için kendisine suç duyurusunda bulunduk. 50 civarında dilekçe verdik. İlçelerimizde de suç duyurusu başvuruları devam ediyor. Namus ve şeref hakkında konuşulurken toplumda kim olursa olsun dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle bu sözler bir partinin genel başkanı tarafından söylenmişse bu kabul edilecek bir şey değildir. Biz hukuk önünde hesap vermelerini istiyoruz dedi. Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu'na toplamda 3000 ihbar dilekçesi geldi. Bu şikayetlerin %50'si sigortasız işçi çalıştırılmasına yönelik oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu son yıllarda sigortasız işçi çalıştırmaya ve işçinin ücretleri tam ödenmemesine yönelik büyük bir mücadele başlattı. Özellikle Alo 170 ve BİMER üzerinden aldığı ihbar ile denetimlere hız verdi. Bu kapsamda 2015 yılında toplam 3000 ihbar alan SGK bunların yarısına bizzat yerinde denetleyerek idari yaptırımlar uyguladı. Yapılan denetimlerin işçinin mağduriyetini gidermeye yönelik olduğuna dikkat çeken Erzurum SGK İl Müdürü Hulusi Bumin, eğer bir kurum için bir işçiyi sigortalı olarak çalıştırıyorsa onun yıllık gideri 4.500-5.000 TL'dir. Ama kayıt dışı çalıştırıyorsa cezası bu giderin 10 katı, yani 50.000 TL ceza kesiliyor. İşverenlere yükümlülüklerini anlatan bir broşür göndermeye hazırlandıklarını belirten Bumin, kayıtlı çalışanları sayısını artırmak ve işverenlerin cezaya düşerek mağdur olmamaları için yeni bir bilgilendirme broşürleri hazırladık. Bunları işverenlere dağıtacağız. Bu broşürlerde işverenlerin yükümlülüklerini belirten bilgilendirmeler mevcuttur. İşverenler sadece kayıt dışı çalıştırarak değil, aynı zamanda fiilen çalışmayan birinin çalışıyormuş gibi göstermesi de bir suçtur. İşte bu durumda bu kişi üzerinde teşvik yasasından yararlanıyorsa işveren hem teşvikten bir yıl süreyle yararlanmama hem de aldıklarını geri ödemekle cezalandırılır ifadelerini kullandı. Erzurum'da halasının kızı 13 yaşındaki GD'yi elle taciz ettiği iddiasıyla yargılanan evli ve iki çocuk babası olan 35 yaşındaki Tekin K, çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıl hapis cezası aldı. Olay 2013-2014 yılları arasında Merkez Yakuti ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Alçı dekorasyon ustası olan Tekin K, iddiaya göre aynı bahçe içerisinde komşu olan halasının kızı GD'yi evde kimse olmadığı sırada soyundurup elle taciz etti. İddiaya göre bir yıl boyunca belirli aralıklarla eylemlerini sürdüren Tekin K, GD'yi bu durumu başkalarına anlatmaması için tehdit etti. Annesi LK'nın olayı öğrenmesi üzerine şikayet edilen Tekin K, 1 Mart 2014 günü tutuklandı. Tekin K yaklaşık 4 ay cezaevine kaldıktan sonra şikayetin geri alınmasıyla tahliye oldu. Ancak Tekin K hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen 26 Ocak günü görülen ilk celsede Tekin K, mağdur GD ve avukatlar hazır bulundu. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan MG ağlayarak ifade verdi. Babası ile annesinin çocukken ayrıldıklarını belirten GD, sanığı suçlayarak "Bana karımı boşayıp seni alacağım" diyordu. "Dayım ve dedem ısrar edince şikayetimizi geri almıştık" dedi. Suçlamaları kabul etmeyen Tekin K ise halasının para karşılığı 5-6 kez evlilik yaptığı ileri sürüldü. Halası ve çocuklarına yardımcı olduğu savunan Tekin K, "G bakire değil, araştırılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanık Tekin K'yı çocuğun cinsel istismarı suçundan önce 4 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet eylemin 15 yaşına küçük olan mağdura karşı cebir ve tehdide başvurarak işlendiğini dikkate alarak verilen cezayı yarı oranda artırarak 6 yıla çıkardı.
Sanığın eylemini değişik zamanlarda birden fazla kez işlediğini dikkate alan mahkeme heyeti Tekin K'yı 8 yıl hapis cezasına çarptırarak hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kar timleri dondurucu soğuğa rağmen kent merkezinde ve kırsalda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışından sonra dondurucu soğukların yaşandığı kentte vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamaması için kar timleri yaklaşık 150 araç ve 450 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri dondurucu soğukların yaşandığı kentte yollarda kar ve buzlanmaya karşı mücadelesini 7/24 esasına göre sürdürüyor. Kırsalda pazartesi itibariyle 1143 olan ulaşıma kapalı mahalle ve mezra sayısı 26'ya düştü. Kapalı bulunan yolların en kısa sürede ulaşıma açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kırsal Hizmetler Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Kasım ayından bugüne kadar 5450 mahalle ve mezra yolu aşma çalışması yaparak 23772 kilometre yolu ulaşıma açtı. Kırsal Hizmetler Yol Şube Teknik Büro'nun koordinasındaki araç takip sistemi karla mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandırdı. Gelen ihbarlara yönelik sahadaki en uygun teçhizatlı GPRS sistemine sahip araçların SEK ve idaresiyle çetin kış şartlarına meydan okuyan Erzurum Büyükşehir Belediyesi kar timleri, vatandaşların kar dolayısıyla kapanan yollar ve mahsur kalma olaylarına karşı Büyükşehir Belediyesi'nin 444-16-25 numaralı çağrı merkezini arayabileceklerini ifade ettiler. Havalar soğuk, piyasalar durgun, iş potansiyeli düşük, Erzurum'da özellikle kış aylarında genelde bu sorunları hep ön plana çıkıyor. Ekibimiz bugün Erzurum'da vatandaşlara sorunları sordu. Aldığımız cevaplar ise oldukça ilginçti. Kış ayları geldi mi Erzurum'da sorunlar da en üst seviyeye çıkıyor. Vatandaşlar kış aylarında büyük bir çıkmaza giriyor. Sorunların ve sıkıntıların fazla olduğu ilimizde her vatandaşın farklı beklentileri var. İşte ekibimiz bugün Erzurum'un sorunlarını veya sıkıntılarını vatandaşa sordu. Kimi soğuktan, kimi geçim derdinden, kimi ise şehri yapılması gereken hizmetlerden bahsetti. Ziyaret amaçlı geldi. Evet. Yalnız Erzurum'u eskiye nazaran çok güzel buldum. Ha, daha iyi şeyler olamaz mı? Olacak. Evet. Buna inanıyoruz. Yani şu anki birinci şey işte biraz daha karlı havalarda şeyin olması. Bizim vekillerden beklentilerimiz bu. Üniversite öğrencisi olarak en büyük problem ulaşımı görüyordum. Özellikle üniversiteye olan ulaşımı. Yani belirli saatler var. O saatlerde hem ayakta yolcu alınmıyor. Ayakta yolcu alınmayınca da zaten hani minibüs sayımız falan yeterli olmadığı için çok fazla mağdur oluyoruz. Bazı saatlerde de ayakta yolcu alınsa bile hani sıkış tıkış bindiğimiz halde yine gecikmelerimiz oluyor. Yani bir saat önceden falan çıkmamız halinde. Ben bunu çok büyük bir sorun olarak görüyorum. Hani normalde ben Erzurumluyum. Dışarıdan gelen insanlar da var hani. Hani bu yüzden dolayı da memleketimizi biraz vuruyorlar hani işte bu nasıl memleket, otobüslere bak falan. Ama bu sorun çözülürse benim için çok iyi olur. Bunun dışında pek fazla bir şey göremiyorum yani. Allah'a şükür her şey iyi gidiyor şu an. Emekli olmak isterim, onda olamıyorum. Sebep? Sebebim yok. Zaten durumum belli. Her şeyin %40 vermişler diye yok olamazsan değil. Ya günüm tamam değil. Mesela 3600 gün dolacakmış, benim de 3040 günüm var, olamıyor. Devlet büyüklerimizden de bir yardım istiyoruz. Yakacağımız yok, maddi durumu çok zayıf, çalışanımız yok. Zaten daha bir şeye gücümüz yetmiş. Yaş geldi 59'a. Sadece işte dileğim devlet büyüklerimizden bir yardım. Türkiye'de şu insanlar bir şey hemen Suriye'ye niye af verir ki? Bize lazım biz. Biz bize lazım. Başka kimse bize lazım değil. Değil mi? Biz bize lazım. Başka kimse lazım değil bize. Bize ancak biz lazım olanlar. Başkaları bize lazım değil. Biz kendimizi
Savunmazsa kimse bizi savunmaz. İş, fabrika mesela da iş yeri. Evet. Fabrika yapılmasını istiyoruz, çocuğumuz işe girmesini istiyoruz. Evet. Anladın mı? Bu yani daha ileri gitmesini istiyoruz Erzurum'umuzu. Evet. Kalkınmasını. Evet. Her yönden yani böyle de. İster çiftçilikten, ister tarımdan, ister ne bakımdan olur olsun yani. Evet. Anladın mı? Evet. Benim Erzurum'da bir, şu ana kadar bir beklentim yok. Ben şu anda çalışıyorum. Belediye mesela iş kurdan iş yapıyorum. Personelim. Çiftlik köyündeyim ben. Oturuyorum. Çıkış verdiler. Ama bizim devletimiz. Kış günü çıkış verdiler ben. 18 ay durdurmuşam diye bana çıkış vermişler. Böyle bir şey olmaz. Eğer bir iş vermişsen yani bunun sonunu getirmesi lazım. Başka türlü yolu yok. Yani 5 günü ne yapayım? Burada 8-9 aylık bir kışı var burada. Daha bizim var burada yani kışa atlatmaya 4,5-5 ay daha var sağlam. Daha 2. aydayım. 5 ay. 5 ay sağlam kış var. Kış ben ne yapacağım aslında? İşim yok, yüzüm yok şu anda. 3 tane çocuğum var. Mağdur durumdayım. Hiç kimse de ilgilenmiyor. İlgilenme türlü şeyler de yok. Yani her şey sıkıntı. İstasyon şehri ikiye bölüyor. Sanayiden kombinanın doğrusuna kadar ne alt geçit var ne de üst geçit. Kombinanın orada da geçit yok ya. Ta şehri ikiye bölüyor. Hiç ilgilenen bakan yok. Sadece yetkililer oraya levha asıyor. Buradan geçmek tehlikelidir. Halk nereden geçecek? Ne yapacaklar? Yani sadece kendilerini korumak için bir levha asmakla yetiniyorlar. Bununla da problemin çözüldüğünü sanıyorlar. TÜİK'in 2015 verilerine göre Erzurum'da yabancı uyruklu olarak en çok Afganistanlılar yer aldı. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Türkiye nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 78.741.053 kişi olup Erzurum nüfusu 762.321 kişi oldu. Türkiye nüfusu 2014 yılına göre 1.045.149 kişi artarken Erzurum nüfusu 999 kişi azaldı. Türkiye'de yıllık nüfus artış hızı 2014 yılında %13,3 iken 2015 yılında %13,4 oldu. Erzurum nüfusu 2014 yılında %0,45 azalırken 2015 yılında %0,13 azalmıştır. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Türkiye'de yabancı uyruklu 650.308 kişi yaşamaktadır. Yabancı uyrukluların yoğun olarak yer aldığı ilk 5 il ise İstanbul 42.228, Bursa 11.495, Ankara 7.166, İzmir 6.707 ve Antalya 6.343 olarak belirlendi. Yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak yaşadığı iller arasında 43. sırada bulunan Erzurum'da 2.830 yabancı uyruklu kişi yaşamaktadır. Erzurum'da yaşayan yabancı uyrukluların 1600 erkek, 1230'u kadın olarak açıklandı. Türkiye'de yoğun olarak yaşayan yabancı uyruklularda ilk 5 sırası ile Irak 93.697, Almanya 69.873, Suriye 56.647, Afganistan 38.483, Azerbaycan 36.543 oldu. Kanal 25 haber merkezimizce hazırlanan haber bülteniyle birlikte olduk. Hoşça kalın.